Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. dileklerimi sunuyorum. 10 Nisan Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 10 koşul programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak. Zorlu koşular. 3 tane şartlı birimiz var. Yani şartlı birlerde bazı safkanların e, ben şeylerini göremedim. Ee, sevgili dostlar ama e, tabii ki arkadaşları da arayıp e, onlardan da bilgi alacağız. Son dakika olarak e, bilgi aldığımız takdirde sizlere de e, video paylaşacağım. Bunu da dile getireyim sevgili dostlar. Ben e, kendi tuttuğum safkanlar, iyi koşmasını beklediğim safkanları sizlerle buluşturacağım. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşu şartlı ile başlıyoruz. Üç yaş taraplarının bin metre kuma çıkacak. 14 safkanımız yer alacak. 2, 6 ve dokuz nolu safkanlar ekir olarak startı verilecek. Kazasız belasız bir yarış geçirmenini temenni ediyoruz. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani benim burada ilgimi çeken hem çalışma olarak hem orijinal olarak koşuma giden safkanlar var. İlk tercih edeceğim safkanım Okan Gökçe ile start alacak olan Kaşmir Tay hem kendi de çalışımı gayet başarılı buldum. İlk tercihim 4. İkinci adım 8. İkinci adım 8 nolu safkanımız Cemal Tun idaresinde o da Cemal Tun'la iyi bir dereceyle e, bu koşuya hazırlanmış. 8'de ihmal etmeyeceğiz. İkinci tercihimiz sonradan 13 nolu safkanımız Sinan Özen eşliğinde 7 nolu safkanımız Hakan Yıldız'la 5 nolu safkan Melik Amca Tolga Yıldız'la e, ve de son olarak da Ekürler diyeceğiz. İkin oğlu Sapkın'ın Nurettin Şen eşliğinde 2-6-9 şeklinde e, yani bir e, ekürlerimiz var. Ekürler de yazdık mı rahat bir yarış seyretmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet sıralamam 8-4-13 sevgili dostlar 7-5 ve 2 şeklinde oluştu. Birinci altılgayımızın başlangıç ayağında. Evet genelde bursa programına baktığımız zaman zor bir program ama bankolarımız olacak tabii ki. Bakalım inşallah şans bizden yana olur. Evet ikinci koşumuz şartlı 3. 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkacaklar. 12 safkanımız yer alıyor. 7 nolu kaptan Cem, 11 nolu White Usta ve 12 nolu Savaş kaptan Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada koşuya şöyle bir baktığımız zaman yani burada zirkon yaptığı son koşusunda çok başarılıydı. Zaten bankomuzu Mehmet Kaya eşliğinde e, aradan sonra bir koşu gördü yaklaşık 20-25 günlük bir ara vardı. Hazırlıkları gayet muntazamdı. Yani yine e, geçtiği safkanlarla beraber Karavelat e, ona birazcık zorluklar yaşatmaya çalıştı ama Mehmet Kaya eşliğinde harika bir tempo yapıp e, virajdan sonra liderli alıp kimseye de vermedi. Yine kazanmağa çok çok yakın görüyorum ben sevgili dostlar. E, Mehmet Kaya eşliğinde bir nolu Zirkon yine e, bankomuz olacak. Tabii ki e, ona ciddi rakip olarak görünen e, burada bir tek Kara Vedat var Mertcan Çelik'te. E, o da yaptığı son e, beşincili Kocaeli'li 1900'de maalesef e, iyi bir netice alamadı. Şimdi tekrar Bursa pistine geldi e, Mert Yani 8'i ben ikili için değerlendireceğim ve de 5 no'lu Likaki. Yani bu iki safkanı da bağlayıp bir ikili deneyeceğiz. 1 no'lu Zirkon yine bizim bankomuz olacak. Ben e, geçileceğini de düşünmüyorum. Bu koşta tabii ki bu at yarışı her zaman sürprize açık sevgili dostlar ama Zirkon bizim bankomuzdur. Evet üçüncü koşumuza devam edelim. Birinci dörtlü gayrimiz başlıyor. Handikap 14 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Kuma çıkacak. Burada da 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gruba baktığımız zaman 3 no'lu safkanı bu grupla ilk defa start alacak. 1 no'lu safkanımız bir tek burada koştu safkan. Onu da 5 kere beraber start aldı King of Tokçalarla. Onu da 5'te 5 yaparak geçme başarısı göstermişti yine bir nolu savkanımız ee, benim burada Gökhan Gökçe ile ilk tercihim olacak. ikinci atım 4 nolu yeğenin Miraç mutlaka değerlendireceğim. 3 nolu savkanımın e, Ginseng Nevzat Avcı eşinde bu GRUPLA ilk de start alacak. Ses getirebilir ve de 6 nolu King of Tokçular diyeceğim ben. İsmail Dinar eşliğinde 53 kiloyla mutlaka değerlendireceğiz. 1 4 3 6 benim Üçüncü koştaki sıralama. Evet dördüncü koşuyla devam edelim. Yedi plasa ve birinci üçlük aynımız şartlı iki. Üç yaşlı İngilizler 1300 metre kuma çıkacaklar. Evet burada da sekiz safkanımızı görüyoruz. Yani e, burada beşte altın oğlu safkanlar birazcık ayağına seri gördüm ben sevgili dostlar. Onlar da yani yarışı süreklendirme çalışacaklar. E, ama benim burada ilk tercim birazcık zor bir program ee, yine dile getirelim. nolu Savkanımız Ali Kaplan'la yaptığı son koşusunda 1200'e maalesef bir dokuzunculuk ayrıldı. Zafir'le de beraber koştu. Zafir de o koştu Özcan Yıldırım'la e, bir sekizincik de ayrılmıştı. Ee, ben bu sefer Ali Kaplan'la iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Altı benim ilk tercihim. İkinci atım dört nolu safkanımız aradan sonra koşu görecek Erhan Atula. E, iyi ellerde bakılan bir safkanımız. Bir Lonart temsilcisi. Mutlaka değerlendireceğim. Bir nolu safkanımız. Sonradan iki nolu zafi e, Zafirah Erayçize'ye teslim edildi. O da iyi koşacaktır. Ve de yedi nolu e, Işılstrem Nevzat Avcı eşliğinde. O da aradan sonra bir koşu görecek. Mutlaka ve mutlaka kuponlarımıza olması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Evet sıralamam burada 6 4 1 2 ve 7 şeklinde oluştu. Evet 5. koşumuza geçelim. Şartlı birim. Bir diğer aya. 3 yaşlı Araplar 1000 metre kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alıyor. 2. altıgalayımız burada başlıyor. Evet 1. altıgalayımız şartlı bir. 2. altıgalayımızın 5. koşusunda yine şartlı bir 2. altıgalayımızın başlangıç ayağı şartlı bir. Bir de 9. koşuda da var şartlı bir. Yani eee 2 altılımızda iki tane şartlı bire denk geliyor sevgili olsa buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet benim burada ilgimi çeken iyi koşmasını beklediğim safkanlar bir nolu sakma adam kaya Mehmet Kaya'yla yani e, ben hem orijin olarak hem kalite olarak ben bu safkanı çok çok önde tutuyorum sevgili dostlar. Eğer burada risk alacağım abi ben. ikinci altı gayrı hem de birinci altı gayrı beşinci ayında tek atacağım diyecek arkadaşlar bir no o adam kaya derim ben. Mehmet Kaya'yla ile alternatif bir banko ismimiz olabilir. Bunu da atlamadan dile getireyim. Ama tabii ki daha tay olduğundan çıkış yapamaz, ürker, giriş yapamaz, at e, baks'a girmez, yarıştan çıkar. Yani üstünde e, jokey Mehmet Kaya'yı düşürür. Yani ya hep e, gördüğümüz şeyler bunlar sevgili dostlar. Yani risk alacak arkadaşlar adam kaya derim ben burada. Ee, ama tabii ki e, çalışmaları hem de orijin bakımından baktığımız zaman 5 nolu safkanımızla başlayabiliriz sonra rakip hanesine Atılım Bey'i o da e, kendi çalıştığımız, kendi biniyor 5 e, nolu safkanımızı değerlendirebiliriz. 7 nolu safkanımız Şanslı Enes Okan Gökçe eşliğinde çalışıp güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. 7 sonradan 10 nolu safkanımız Tolga Yıldız'la 11 nolu safkanımız Halil Kaplan'la ve de 9 nolu Turan Bey diyeceğim Nevzat Avcı'yla sevgili dostlar. 1 çok çok önde 5, 7, 10, 11 ve 9 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 6. koşumuz Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alacak. 4 ile 4 ile 6 nolu Kadife Can Ekir olarak piste çıkacaklar. 2. 5'lik ayarımızda Burada startı veriliyor. Evet koşuya baktığımız zaman koşuyu süratlendirecek e, safkanlarımız var. 4 nolu Özbayraktar olsun pardon 14 nolu Özbayraktar olsun. Uğur Levent ile 3 nolu Baba Fahrettin, Mahmut Bağ eşliğinde. E, fukara, Fukara'ya birazcık e, kısa gelir gibi düşündüm ama ben buraya yani o dönlerde gitmeyi seven bir safkan. Son koşusunda zaten önerdik alternatif bir banka bizde yanıtmıştı. Yanıtmamıştı. Kazanmıştı sevgili dostlar. İyi ee, iyi bir koşu çıkartmıştı. Ee, bakalım izleyip göreceğiz nasıl bir sonuç alacağız. Tabii ki benim burada e, ilk tercihim 14 nolu Öz Bayraktar olacak. Uğur Levent eşliğinde sevgili dostlar. Son yaptığı 1200'ü bayıldım. Çok yakın ara bir Afetli Sultan kazanmıştı. Küçük Belinay eee o koşta ikinci. Hemen arkasında bir 3.'lük Mahmut Turan'la 58 kiloyla start almıştı. Şimdi 53 kiloyla düştü. Uğur Levent ikinci kez e, at binecek. Yani ikinci kez buluştu öz bayraklarla. Ben çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim 14. İkinci atım 2 iki nolu buz fırtınası Tolga Yıldız'la. Üçüncü atım 7 nolu dostum dostum diyeceğiz. Onur Yıldız eşliğinde. 1 nolu yeni köylüm. 3 nolu saklan baba Fahrettin. Yani bu e, verdiğim 5 safkan yeterli gibi görünüyor sevgili dostlar. Yani ilk etapta bu 5 safkanı yazacağız. Sonra daha da sürpriz arayacak arkadaşlar. 4 nolu daya ve de 5 nolu lelebete. Çok çok dikkat derim sürpriz babında 14-2-7-1-3 çizgi 4 ile 5 buradaki önereceğim safkanlar olacak 6. koşumuzda. Evet 7. koşumuza geçelim. handikap 14 dişlilere mahsus 4 rekor İngilizler 1400 metre kum 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. dörtlü dayanımızda burada startı veriliyor. Evet koşuya baktığımız zaman aynen tek bir seri safkan olarak gözümüze çarpan e, o da bir nolu Master Queen. eray ay çizik 224 günlük bir aradan sonra piste dönecek. Ama ben burada bir safkanla başlayacağım. O da Kadir Tokoçoğlu'yla. Kadir Tokoçoğlu büyük ihtimalle Bursa'ya iki koşu için geliyor. İkisinde de ilk defa binecek o safkanlara. Ee, o da kim? Yeni oğlu Turidi. Yani burada ben e, Turidi'nin çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Tabii ki son yaptığı koşunu 2000 metre kumunda yani burada koştuğu safkanlar var. Onlara da geçirmiş. Nevzat Avcı ile start almıştı. İşin, işin aslına geçildi. E, son koşusunda yani e, koşuyu kazanan Altınoğlu safkanımız olmuştu Onur yıldızda İşin aslı ikinci Turidi e, üçüncülükte ayrılmıştı. Queen e, of Stern yani o da İkinoğlu safkanımız Sultan Celim. Hemen arkasında Turidin arkasında kalmışlardı. Şimdi mesafe 1400'e düştü. E, bir Mr. Queen e, liderlik alacaktır. Ama ben Turididen çok çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Yani o gün için e, Nevzat Avcı'yla çok kötü performans sergiledi. Şimdi Kadir, Tokoçoğlu eşliğinde benim 7 çok çok önde tutuyorum. Rakip hanesinde 5, 4 ve 6'yı da ihmal etmeyeceğim bu koşuda sevgili dostlar. 7 yine ufak bir çöre oynayacak arkadaşlar için alternatif banko ismimiz. Ama 5, 4 ve 6 da ciddi rakipleri olacaktır. Evet 8. koşumuza geçelim. şartlı 3. 4 ve Kore Araplar 2100 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. 2. 3. Ganyanımız da burada start alacak. Evet burada Banko ismimiz olacak sevgili dostlar. Evet son koşunda e, Kocaeli'ye gitti. Kocaeli'de maalesef 1700'de şartlı 3'ü e, koştu Cem Altun'la. Yani yarışı 3 sefer, 4 sefer, 5 sefer izlerim sevgili dostlar. Yani bu safkana ee, şöyle söyleyeyim ee, Bestekar için e, Söyleyeceğim çünkü ben banko atacağım Çünkü en son yarışı 2002'nin 11. ayın 4'ündeydi Bursa'da Mürsel Kayış eşliğinde 1800 metre şart 4'ü kazandı Ondan sonra bir araya girdi Bu safkan aradan sonra Koşu görmesi için bence Koca ile götürdü aradan sonra Döngel yaptırdılar bu safkana Orada bestekar gibi Kesinlikle koşmadı Kesinlikle ve kesinlikle Bestekar gibi koşan bir safkan değildi. Yani e, baktım üstünde e, Cem Altun'u videoyu geriye sardım. Tekrar izledim. resmen yani koşu görsün yani burada bir e, açılsın etsin. Yer e, çalışmalarına bakıyoruz. Çalışmaları da gizli. Bu altında çalışmaları da yok. Ben bir iki arkadaşı aradım. Bestekar için ne diyorsun? Abi diyor. Yani at burada çalışıyor ediyor ama diyor. Yani e, o da benim e, kafamda koşu görmesi için Kocaeli'ye gittik. Kesinlikle e, yani şey yapmana gerek yok diye. Ben de zaten baktım. E, yani Kocaeli'ye resmen bedava gitmiş bu sapkan arkadaşlar. Yani döngel yapmaya gitmiş. Yani gitmiş orada bir gezinti yapmış koşuda. Ondan sonra e, buraya şartlı üçe e, kaydı olmuş. E, 4 rekor Araplar 2000 metre kuma. Yani 5 seker burada ben geçeceğini düşünmüyorum. Yarın, tabii ki bu benim kendi fikrim. Yanılabiliriz de sevgili dostlar. Ee, bir şey diyemem. Ama ben yarın tek başına bırakacağım. Bunun en ciddi rakibi var zaten Erdoğdu. Eray çizeyi bindirmişler. O da 7 günlük bir ara var. Son yaptı 5.liği e, o da Bursa'da 2100'de çok kötü bir performans sergiledi. E, o da e, Onur Yıldız eşliğinde 56,5 kiloyla start almıştı. Yine 56,5. Ben Tolga'yla Vesteker zaten... E, birbirlerine e, çok özleşiyorlar. Yani beş kere beraber start alıp üçünü kazandılar. Yani beş seker burada ben geçeceğini düşünmüyorum. Banko ismimdir. Yarın sekizinci koşu bestekar, beş seker. Beş non safkanımız benim bankomdur. Evet dokuzuncu koşumuz şartlı birim. Bir diğer aya. Üç yaşlı Araplar bin metre kuma çıkacaklar. On beş safkanımız yer alıyor. Üç nolu ve de dört nolu safkanlar Ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet burada e, yine önereceğim safkanlar var sevgili dostlar. Hoşumuza giden safkanlar onlar kimler? 9 no'lu safkanımız Mehmet ile 8, 6, 3, 1, 15 ve 2 şeklinde oluştu. Tekrar edelim 9, 8, 6, 3, 1, 15 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. E, şartlı birinin bir diğer ayağında. Evet geçelim 10. koşumuza. 10. koşumuzda altılı gayrımızın ikinci altı gayrımız son ayı. Handikap 15 dişilere mahsus. 4 vekor Araplar 1400 metre kuma çıkacak. 16 safkanımız yer alıyor. 2 ekürümüz 3 ile 7 nolu Gülen Kızım ekürü. 10 nolu Yıldız Kümesi ve de 14 nolu Hanım Sultan ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ben risk alacağım sevgili dostlar. Banko ismim olacak. O da son koşusunu Demir Bike. Tolga Yıldız eşliğinde mükemmel bir koşu sergiledi. Kocaeli'de yani burada Eğilce, o Ömer, Durulay, Kibartay, Karavaş, Yıldız Kümesi. Yani e, çoğu safkanları da geçme başarısı gösteren Tolga Yıldız eşliğinde 58 kiloyla kazanmıştı. Yine burada rakipleri olacak. E, rakiplerinde de ben yarın geçmesini bekliyorum. Ben ikinci altılganını iki tane bankoyla değerlendireceğim. O da 5 no'lu Demirbike Tolga Yıldız eşliğinde benim burada ikinci banko ismim olacaktır. Bank olarak değerlendireceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özür diliyorum arkadaşlar. İkili için değerlendirecek arkadaşlar veya rakip arayacak arkadaşlar ben ikili için değerlendireceğim. Önde rakip vereceğim. Onlar kimler? 3 no'lu Ayşin Hanım ve de e, burada 13 no'lu Safkanımız Eğilce. Bu Eğilce sevgili olsa Cemal Paso'yla çok çok dikkat diyeceğim bu safkana. Çünkü bir yerde gerçekten patlama yarışı yapabilir. O yüzden ben e, sürpriz isim olarak ben ikili için değerlendireceğim. Tabii ki 5 no Demir Bike'nin en ciddi rakibi 3 no'lu Ayşin Hanım. Tek rakip görünüyor ben burada. Ben onu gördüm. E, ama ikili için de 13 no'lu eğileceği de ben değerlendireceğim. 5 no'lu safkanımız benim bankomdur. Evet Bursa için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili losa. tuttum safkanlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Bakalım e, güzel bir duyum alırsam sevgili dostlar sizlere ufak bir e, bir köşesine yazar. 10 koşudaki verilen safkanları da sizlere e, göndermeye çalışacağım. Eğer net bir duyum alırsam ama normal bir duyum alırsam yani beklediğim kişilerde e, eğer güzel duyumlar gelirse sizlere paylaştıracağım ama net duyum almazsam abi e, birazcık zor gibi e, çünkü onlar da benim videomu izliyor sonra onlar beni arıyor ben onları arıyorum ona göre abi burada bunu söyleme unutmuşsun bunu mutlaka yaz şurada şunu söyle abi diye e, bana telefonla ulaşan arkadaşlarımız oluyor bakalım gelirse sizlerle paylaştıracağım benden bu kadar bursa koşulları için herkese bol şanslar. Urfa'da da şartlı birler var. Ona da yavaş yavaş çalışmalarına başladım. İlerleyen saatlerde onları da sizlerle buluşturacağım. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.